Herkese merhaba, Scooter of Life YouTube kanalına hoş geldiniz. Toparlama videosunu çekeceğim demiştim ama maalesef öyle bir başladık ki başlamışken haydi bitirelim dedik ama maalesef hiçbir video çekemedik. Bu videoda size bu cihazla alakalı ne yapıldı, neler yapıldı, nerelere biz dokunuşlar yaptık, baştan aşağı onları size anlatacağım. Bu cihazı biz komple söktük en ince ayrıntısına kadar. Yani sinyalleri, gövdesi, şasesi, arka motoru. Hani burada ben size kısa bir videosunu da çekmiştim ama biz ondan sonra arka motoru da açtık. Arka motoru açtıktan sonra arka motor kablosunu, o kırık olan soyulmuş yerini göstermiştim. Orayı değiştirdik. Komple şase boyandı. Pütürlü boyayla bütün bantları yenilendi. Alt mafsalı, rulmanları, işte ön amortisörleri A'dan Z'ye değiştirildi. Arka lastik, hatta şöyle göstereyim. Bakın, dubleksli arka lastiği sökeceğimi söylemiştim. Arka lastiği söktük. Komple şamnerli orijinal lastiğine çevirdik. Şu anda kesinlikle bir gacırtı gucurtu oynama cihazda asla yok. Özellikle bunu söylüyorum. Kablo tarafını hemen şöyle göstereyim. Komple bakın. Baştan aşağı olması gerektiği gibi yayına kadar burası değişti. Arka lastik değişti. Sıfır olarak taktık. Fren merkezlerinin komple bütün ayarları yapıldı. Boyanacak yerler boyandı. Arka çamurluğumuz değişti. Ön çamurluk değişti. Onun haricinde iç aksamı komple söküldü. Yeni baştan bütün kablolarına kadar. Bakın buranın boya aksamına, boyasına kadar baştan aşağı yeni baştan yapın. Ben şöyle bir şey yaptım, bir deneyeyim dedim, bakayım nasıl duracak. Değişen parçalarımız bakın burada. Hatta çıkan çamurlu şöyle bir kırmızıya boyayayım dedim, bakayım nasıl olacak. Güzel olmadı, ben sevmedim. Seven mutlaka olabilir. Bakın gördüğünüz gibi burada. Arka stopumuz değişti, stopumuzun kablosu burada. Hatta onu da size göstereceğim. Su almıştı. Su aldığımız sinyalimiz, arka stopumuz, sinyallerimiz değişti. Bakın sinyallerimiz burada. Komple 4 tane bu scooter'a yeni sinyal taktık. Zaten üzerindeki sinyallerden de belli oluyor. Şimdi ben şöyle yapayım. Scooter'ı bir açalım. İnce detaylarını çekelim. Ondan sonra ilerleyen kısımlarda yine sizlerle beraber olacağım. Arkadaşlar, scooter üzerindeki yaptığımız işlemleri baştan aşağı size anlattım. Bir de özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi normal orijinal ayarlarımızda 3. vitesi aldığımız zaman bakın son gazda bu cihazın hızı maksimum 36. Ama biz şöyle kandırma amaçlı bu P0 değerini hemen şöyle bunu 25'e çıkardığımızda bakın hemen 25'e bunu çıkartıyorum. Çıkardım. Hemen ana ekrana geldim. Bakalım hızımız kaç olmuş. Bakın hızımız şu anda 94, 91, 94. Şimdi bu doğru gibi görünse de aslında yanlış. Siz burada tamamen scooter'ı kandırıyorsunuz ve lastik incini 25'e kadar çıkartıyorsunuz. Otomatik olarak lastik dönüş hızını baz aldığı için de siz kilometreyi 95 görüyorsunuz. Ama bu scooter 95 kilometre hızla mı gidiyor? Hayır, gitmiyor. Sadece size ekranda 95 kilometre hızı görmüş oluyorsunuz. Ha, bunun bir dezavantajı da ne biliyor musunuz? Kilometreniz normal bir kilometreye göre daha hızlı yükseliyor. Mesela biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız olay
gösterge paneliyle değil, başka bir yeriyle işlemlerimizi yapıyoruz. Scooter'ın hızı yükselmiyor ama torku, yokuş çıkma eğrisi daha da yükseliyor. Bunu biz teknik servisimizde yapıyoruz. Diğerleri gibi veya genel kullanıcılar gibi gösterge panelinden değil, başka bir yerden biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Neyse, videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki video şu arkamda gördüğünüz koltuklu OMO011'in söküm, tamir ve bakım videosu olacak. Bu cihazın da fren balatalarından tutun. Komple bakın, sesi şöyle göstereyim. Bu oynamalar, bu sesler, bütün bakımları yapılacak. Üzerinde çıkan vidalar var. Bu vidaları komple takımını, eksiklerini gidereceğiz. Gerçekten güzel oldu. Yani olması gereken bir scooter işte şu anda önümde görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.